Ve hala sağlam arkadaşlar. Maşallah nazar değmez inşallah diyelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, Tekno Camon 18P kutu açılımını ve incelemesini aynı zamanda neden bu telefonu seçtiğimizi sizlere anlatacağız. Öncelikle arkadaşlar telefonu N11'den internet üzerinden aldık. Yaklaşık 6500 TL'ye geldi. Neden bu telefonu seçtiğimiz konusunda en başa gelecek olursak bir mağazada satıcının bize vermiş olduğu tavsiyeler üzerine bu telefona yoğunlaştık. Orta segmentin en üst seviyelerindeki telefon diyebiliriz bunu arkadaşlar. Bizi bunu düşündürecek olan sebep öncelikle ekran yenileme hızı arkadaşlar. 120 Hz genel olarak amiral segmenti telefonlarda bu seviyeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Orta segmentlerde 90 oluyor genelde. Bu arada kutu açılımını yaptığımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Garanti belgesi, kullanma kılavuzu en önemlisi kılıf haricinde bataryası var arkadaşlar. Bu aralar yeni telefonlarda bu olmuyor. Bu genelde olmaması insanları üzüyor. Sonuçta gidiyorsun ekstradan bir telefona batarya alıyorsun. Aldığın batarya orijinalse pahalı. Çakma oldu mu telefonu bozuyor gibi. Şarj aletimize bir adet Type-C kablo ve kulaklık çıkıyor aynı zamanda arkadaşlar. Ee, açılan telefon kutularında kulaklık görmeyeli epey zaman olmuştu. Bu da güzel bir şey. Kulaklık da gayet e, güzel bir kulaklık arkadaşlar. Bunlar e, içine dandik bir şey koymuyorlar. Dandik gibi duruyor ama e, şöyle söyleyeyim. Huawei bir telefonumuz var yaklaşık 5-6 senelik. Aynı bu şekilde bir kulaklık çıktı içinden ve hala sağlam arkadaşlar. Maşallah nazar değmez inşallah diyelim. Telefonumuzda arkadaşlar 8 kendiliğinden 5 arttırılabilir RAM mevcut. Şarj konusunda da iyiyiz arkadaşlar. 5 miliamper bir özelliğimiz var. Telefonumuzun dahili hafızası 128 GB. Bunu 256 GB'a da arttırabiliyoruz arkadaşlar. Ekranımız ise 6.8 inç arkadaşlar. Kameramız 48 megapiksel bir kameraya sahip. Bu telefon bu kadar iyi neden ucuz diye düşünebiliriz. Bazı yerlerde fiyat kırıklığına gitmişler arkadaşlar. Mesela ekranı. Ekranı IPC ekran. Kasa plastik arkadaşlar. Bu ameral segmenti telefonlarda ekranlar genelde amoled ekran oluyor. Neden ucuz sorusuna da bu cevap arkadaşlar. Telefonla ilgili bu kutu açılımıydı. İlerleyen zamanlarda telefonu kullandıktan sonra sizlerle e, düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu şekilde almış olduğumuz ürünlerin videolarını çekip sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.